Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için tekli bir fal kapattım. Bir niyette bulunabilirsiniz ya da sevdiğiniz bir insan için, çocuğunuz için, işiniz için ne istiyorsanız bunun için bir niyette bulunabilirsiniz. Ben de şimdi bu falınızı açıp yorumlamak istiyorum. Bakalım niyetinizde istediğiniz şeyler neler, neler var. Şöyle açıyorum ve birbiriyle kesişen yani bir insanla kesişmiş olan bir yol var ve burada da yine kısa bir yolunuz var. Yani şöyle söyleyebilirim, bu ara yolculuk yapma niyetindeyseniz yollarınız açık çıkmış, açık gözüküyor ve özellikle dikkatimi şurada çeken hanenize gelecek olan çok büyük bir nasip, çok büyük bir kısmet var. Yakın zamanda ailenizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte sevineceğiniz bir durum, bir olay yaşayacaksınız. Belki de uzun zamandır bu istediğiniz bir şey olabilir, beklediğiniz bir şey olabilir. Dediğim gibi iş olabilir, bir şey alacaksanız bunun haberini alabilirsiniz. Yani sizi bekleten, uzun zamandır bekleten bir olayı hayırla sonuçlandırıyorsunuz ve nasip kısmet olarak size geri dönüyor. Burada bir insanın sürekli peşinden gittiğinizi görüyorum. Yani bazen başına buyruk davranan bir insan var hayatınızda. Yani bir ilişkiniz varsa ya da evliyseniz, eşiniz varsa bazen başına buyruk davranıp başını alıp gidiyor. Zaman zaman böyle yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyor. Fakat siz hep bu kişiyi gözlemliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Sürekli böyle iyiyi doğruyu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bunun için böyle biraz canınız sıkılmış gibi ilişkide bir sorun yaşanıyor. Çünkü bu insan çok arkasını dönüp başına buyruk davranıyor ve bu durum sizin hiç hoşunuza gitmiyor. Siz iki tane yoldan gelecek güzel bir haber, yani uzak bir yoldan gelecek güzel bir habere seviniyorsunuz. Bakın burada çok güzel bir bebek çıkmış. Bebek haberi alabilirsiniz ya da niyetinizde varsa istiyorsanız bir bebekle böyle hayatınızı renklendirebilirsiniz. Çok güzel bir bebek var burada. İnşallah eğer böyle bir beklentiniz varsa, niyetiniz, isteğiniz varsa tez zamanda kavuşursunuz inşallah yavrunuza, bebeğinize diyorum sizin için. Temenni de bulunuyorum. Dediğim gibi bu bir aile yakınınız, aile dostunuz, kızınız, oğlunuz vesaire de olabilir. Neye niyet ettiyseniz bu şekilde çıkmış. Fakat iki kişi çok sırt sırta veriyorsunuz, çok omuz omuza veriyorsunuz. Böyle bir güçlükleri, sıkıntıları böyle eyvallah der gibi böyle yani göğüs geriyorsunuz o insanla. Hayatınızda gerçekten dostum dediğiniz, dostluktan öte belki de kardeş gibi nitelendirdiğiniz bir insan var. İyi ki de var diyorsunuz. Hakikaten birçok şeye göğüs geriyorsunuz ve birbirinize dayanak, destek oluyorsunuz. Böyle iri gözlü bir insandan, böyle kocaman gözlü, böyle keskin bakışlı bir insandan biraz kötü enerji almışsınız. Bu insanın etrafınızda olduğunu biliyorsunuz. Biraz bakışları sizi ürkütüyor diyebilirim. Çünkü çok keskin ve çok böyle gözlemleyerek bakıyor size. Dediğim gibi ilişkide yaşanan sorun, sıkıntı, tatlı bir bebek, güzel bir belki de bebek müjdesi, bebek haberi, belki de sizi böyle toparlayacak, aileyi tekrar bir araya getirecek bir yenilik de olabilir aynı zamanda. Biraz sıkıntılar yaşamışsınız. Evet, böyle gergin, stresli, sıkıntılı bir dönem yaşamışsınız. Fakat dediğim gibi yoldan gelecek, bu uzak bir yol. Uzak bir yoldan gelecek iki güzel haberle inanın çok seviniyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz. Bir takım işleriniz böyle ters dönmüş. Yani yolunda gitmemiş, olması gereken şeyler böyle tam zamanda olmamış. Hep böyle bir zaman kaybı yaşamış gibisiniz, özellikle işinizle ilgili. Fakat burada gördüğünüz gibi tam baş aşağı dönerken tekrar bir düzlük gözüküyor. Üç kişi, inanın çok sevineceğiniz bir haber, çok sevineceğiniz bir olay yaşayacaksınız. Bu üç kişi işte beraber olduğunuz arkadaşlarınız olabilir, beraber iş yaptığınız insanlar olabilir, bağlantı kurduğunuz kişiler olabilir. Dediğim gibi bu duruma üç kişi özellikle çok sevineceksiniz ve
Hakikaten böyle çıtanız daha yükseliyor. En azından düz bir yola geçiyorsunuz. Düz bir yola giriyorsunuz bundan sonra. Sıkıntılar, stresler böyle daha dipte gözüküyor. Yani siz daha yukarı çıkıyorsunuz bu anlamda. Şimdi tabağınıza bakalım. Tabağınızda neler çıkmış, sizi neler bekliyor. Hep birlikte bakalım. Evet, yolunuz kesişiyor. Sorun, sıkıntı yaşadığınız, dediğim gibi ilişkiniz ya da evliyseniz, eşiniz varsa yine yol kesişiyor. Siz çünkü bir bütünsünüz. Aslında her daim o kişinin yanındasınız, dertlerinde, sorunlarında, iyi gününde, kötü gününde. Aynı şekilde o da sizinle bir bütün olmuş. Fakat aranızda sanki bir olay, bir konu, bilemiyorum, belki de üçüncü bir insan da girmiş olabilir. Yani sanki bir insanın hatası sürekli yüzüne vuruluyor gibi. Yani bunu belki de siz yaşadınız, siz bir hata yaptınız. O kişi de sürekli bunu sizin yüzünüze vurduğu için bir kopukluk, bir sıkıntılı bir dönem geçiriyorsunuz. Fakat dediğim gibi bir bütünsünüz, kopmuyorsunuz, hep yolunuz kesişiyor. Güçleneceksiniz bir kere. İlişki anlamında hakikaten böyle sıkı sıkı sarılacaksınız. Kesinlikle sevdiğiniz insanı bırakmıyorsunuz. Birbirinize destek, dayanak olacaksınız. Bu süreci en azından en zararsız şekilde atlatacaksınız. Dediğim gibi bir sıkıntı olmuş. Burada da çok düşünüyorsunuz. Yani oturmuşsunuz. Bu konu üzerinde çok düşündüğünüz için çok, bazen de böyle hayata çok adapte olamıyorsunuz. Yani işinize adapte olamıyorsunuz, sosyal hayatınıza, arkadaşlarınıza. Yani hakikaten sizi sarsmış bir durum. Fakat sanki biraz hatalı olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü özellikle siz çok yoğunlaşıp düşünüyorsunuz bu durumu. Size düşmanlık etmeye çalışan, böyle sanki işinizde böyle sizi çelme takmaya çalışan, önünüze böyle bir set koymaya çalışan bir insan var. Fakat bu insanı sizin azminizle, başarınızla, işte olan böyle gücünüzle bu insanı aşağıya alıyorsunuz. Yani bu insan size zarar veremeyecek, kötülükte bulunamayacak ve aşağıda duracak. Yani yaklaşamayacak size, bir çemberde, çünkü böyle sıkışmış bir yerde. Sanki böyle çok gözü dönmüş de böyle sizi nereden vursam, böyle nasıl yapsam diye bir, sanki bir senaryo çizmiş kendi kafasınca, ama dediğim gibi size pek zarar veremeyecek, bir çemberin içinde böyle sıkışıp kalacak. Etrafındaki insanlar da dediğim gibi uzaklaşacak, anlayacaklar niyetini çünkü. Ve elinizde bir kutu var sanki. Bir insana çok güzel bir hediye, böyle çok anlamlı, maddi değil ama belki de manevi değeri çok büyük olan bir hediye vereceksiniz, hediye alacaksınız. Dediğim gibi gönlünü fethetmeye çalışıyorsunuz karşınızdaki kişinin. İnanın bu hediye, bu düşündüğünüz, aklınızdan geçen maneviyatla ilgili, yani manevi değeri dediğim gibi yüksek olan bir hediye olacak bu. Biraz böyle buzları eritecek gibi gözüküyor. Biraz böyle dalgalı dalgalı bir dönem yaşamışsınız. Hani bir şeylere çok mücadele etmişsiniz, çok boğuşmuşsunuz. Bazen ailenizden de çok destek görememişsiniz. Hani bunun bir kırgınlığını yaşıyorsunuz içinizde ama çok da dile getirmek istemiyorsunuz. Çok da belli etmemeye çalışıyorsunuz ama içinizde evet bir kırgınlık var ailenize karşı. Çünkü sizi biraz yalnız bırakmışlar. Bunun üzüntüsünü yaşıyorsunuz. Yani etrafında iyi insanlar olduğu kadar art niyetli kişileriniz de var. Bunlara lütfen dikkat edin. Özellikle iş hayatınızda rakipleriniz var. Böyle gördüm ben. Rakipleriniz var ve çekemeyenleriniz var diyebilirim. Bu konuda dikkatli olun. Yani çelme takmaya çalışanlarınız olacaktır. Evinizde bir mevlüt, bir Kur'an, yani sanki sünnet olmuş bir çocuk ya da böyle bir niyetiniz mi var bilmiyorum, ya da yakınınızın bir sünnet çocuğunun belki sünnet törenine, düğününe katılacaksınız, bir mevlüt okunacak. Burada hakikaten okunan dualarla ilgili birlikte siz de el açıp çok derinden, çok böyle kuvvetli bir dua edeceksiniz. İnanın böyle
Çok coşkulu yaşayacaksınız o anı ve kalpten dilediğiniz duanız inanın sizin önünüze çok güzel bir şekilde gelecek. Niyetiniz kabul olacak. Böyle maneviyatınız daha güçlenecek diyebilirim. İnşallah istediğiniz her şeye kavuşursunuz. Her şeyden önemlisi sizin için bu falı dinleyen sevgili Burç TV takipçileri için her şeyden önce sizin için sağlık ve huzur diliyorum ve mutluluk diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.